baştan alayım o zaman. Tamam. Bir, sebepler tükendiği için insan ölmüyor. Öleceği için sebepler tükeniyor. Yuhi ve yumit odur. Yani öldüren Allah'tır. Kanser ve diğerleri sebeptir. Şimdi şöyle bir şey. Onun baştan o Mecid Hoca'yı alayım. Dedi ki Süleymancıların başıdır. Şu anda yaşıyor. Dedi ki Macit Hocam, benim de akrabam, yengemin kardeşi oluyor. Hasan Hocam dedi, seni de seversin. Derslerine katıldı senin. Gizli gizli katılıyor. Gizli gizli ders yapıyoruz. Topluma gelmiyor. Dedi ki, biz özel yapıyoruz çünkü. Hocadır ya, senin yanında bulması zor olur. Dedi ki, seni de sever. Bugün var, yarın yok. Gel bir ziyaret edin. Ya, Rize'ye git. Olur da hocam dedim. Mecid Hocam, gittik. Hastanede ziyaret ettik. Neyse iniyoruz. Dedi ki, Allah razı olsun, iyi ki geldin dedi. Bak dedi, bir daha göremeyiz herhalde dedi. Sebep noktasında. Bu da alim adam bunu diyen. Dedim hocam dedim, Bediüzzaman öyle demiyor dedi. Nasıl diyor dedi, ne diyor dedi. O kadar da hürmeti var ki acayip. Diyor ki, hastaların başında ağlayanlar öldüler, hastalar kalktı. Peki dedi, bunun dedi, alim ya bu adam. Arapça okutuyor bu, Arapça hocası. Bu dedi, Allah'ın özel mucizesi. Allah benim hakkımda mucize olacağını nereden bileceğim? Bu kanunu var mı dedi. Sen psikolojiyle meşgul insansın. Yani nasıl oluyor? Sistem nasıl çalışıyor demek istiyor. Bak hocam dedim. Hiçbir şeyin yok. Bir üşütsen bak çıktın. Terlesen. Buraya vursa. Hastayım desen. Nereye odaklandın? Nereye odaklandın? Buraya hastayım. Orası hücre bozuluyor. Hiçbir şey yok ya hasta oluyorsun. Allah. Neye benziyor? Bir kötü haber. Nasıl mide kasteti vuruyor? 56 tane mide hastalıkları var. 56 tanenin kesinlikle kendisini okudum. 49 tane ve 52 tane arası. 56 tanenin 49 diyelim. Hastalık hep düşünce ve stresten oluyormuş. Kendi yapısıyla hasta olmuyormuş. Organı düşüncesiz bırakın 2000 sene yaşarmış. Adem Aleyhisselam 2000 sene yaşamış. Doğal yaşar. Doğal yaşar ve düşünceden koparırsanız ki Adem Aleyhisselam sıfırdı. Adem Aleyhisselam pozitif düşünmeyi becermişti. Niye? O daha önce tecrübeliydi. Biz hayata geldik yeni öğreniyoruz. Ben şimdi 50 yaşına geldim. Ya şimdiki aklım olsaydı 17 yaşında şöyle yapardım. Yeni öğrendim ama bir daha 17 olamıyorum. Adem Aleyhisselam ise orada yaşadığı için yaşama tecrübesi var. Onun için yaşamayı burada güzel uyguladı. Onun için 2000 sene yaşadı. Esbab. Şimdi nasıl diye aynı kanun. Hiçbir şey yok. Kötü bir haber mideye vurur. Hiçbir şey yok. Burası hastayım. Eğer inanırsan bir yerin hasta var. Bir yerin hasta. İyiyim. Niçin değişiyor? Bak Latif Nükteler diye kitap var. 30, 31, 32 sayfalarında. Şöyle diyor. Diyor ki nasıl düşünceler eyleme dönüşüyor, fiil yapıyoruz veya düşündüğümüz zaman ağrıyor, düşündüğümüz zaman kendimizi kötü hissediyoruz, düşündüğümüz zaman kendimizi iyi hissediyoruz. Eğer, şimdi bir misal söyleyip almaya da rastladım, olaya rastlayayım. Adamın bir tanesi şuradan mı, tabi buradan mı, unuttum ya. Galiba buralardan bir yerden kopmuş. O saç, gemi, ben gemi sanayisi, gemi, işte Bremen'de gemi sanayisi var. Bremen aferin. Kopmuş. Bu bir Türk. Koptuktan sonra çıkıyor. 4 ay mı 6 ay devam ediyor. Burası kaşınıyor. Yok. Yok kaşın. Şimdi. Yani o gözükmeyen yerde ruh devam gidiyor yani. Devam ediyor. Ruh devam ediyor. Bak ne yapacak ha. Şimdi Allah. Alman çözemedi. Bak nasıl çözüyor. Bunları bildiğim için ben. Bir ona takma kol takılsa belki tutacak yani. İnan ha. O hatırıma gelmemişti. Şimdi. Bu bir dediler ki şuna gitti bir hemen eğitim hastanesinde üniversitede tabi. Ya bir sürü terapi yapıyorlar, şunu yapıyorlar. Olmayan kol kaşınıyor. Ne yapacaksın abi? Çıldırıyor çocuk. Uyutmaktan başka çaresi yok. Subhanallah. Yok ki yani. Yok ki Merem Süreyi. Ondan sonra hemen çözdüm. Nedir diye. Bak şimdi. O mesela sinirleri bozuk adam diyelim. Damarları bozuk. Böbreği bozuk. Bu anlattıklarımı kullansın. Ben olmayanı yaptım. Şimdi var olanı kan gitmiyor. İstersen gider. Sinirler aktif değil. İstersen aktif olur. Yeter ki sen iste var.
Dedim ki delikanlı sen dedi bak kim şikayet yok. Çık dışarıya herkesi çıkarttım sen kal. Sen dedi bunu kabullen. Beyinde hala devam ediyor. Beyinde devam ediyor bu. Var. Var. Ama sana bir şey söyleyeyim. Eğer şükreder Allah'ın takdirine razı olursan Allah peygamberine diyor ki şaka yapar mı ama? Haşa dedi hocam. Ama girersen, kör girersen, hangi organ eksik girerse, şükredersen benim geldiğime inanır da bana sabredersen sağlam girenlerden daha fazla istifade imkanı vereceğim. Mesela gözlü girdi adam, şu bağları seyretti. Gözsüz girdi ama benim icraatıma kanaat, öteki tepeleri göstereceğim. Ondan sonra böyle bunu inandırdım Allah'ın kaderi olduğunu. Çünkü kader. Ya ben oraya girmeseydim. Hayır. O gitseydin girmeseydin bunlar bahane. Tamam. Çünkü irade-i külliye konuştuktan sonra irade-i cüziye susar. Diğerleri bahane. Çünkü iki türlü kader var. Bedi kader var, nazari kader. Ve ma teşaûne illa men yeşâ Allah. Tamam. Yani Allah kaderi hükmederse artık senin kaderin de o şekilde çalışır. Şimdi sen bunu inandırdın. Bu git onu senden önce şehit oldu. Bunu beynine inandırdım ki bunu senin için hayır budur. En azından bunun şerrinden kurtuldun. Günahını hiç yapamayacaksın. İnandı. İnanır inanmaz şeyi geçti. Kaşıntı. Kaşıntı geçiyor. Sırf kabullenmemiş. Tabii kabullenmemiş. Hayır sen diyorsun ki kolum gitmedi. Evet. Çıkacak kolum. Yani aslında öyle ama değil ya falan. İnandığı için, var zannettiği için, var düşündüğü için beyin de onu var kabul ediyor. Mesela şöyle. Vücut birisi şey dese, bir kötü haber şey yapsa, ya ben iyi değilim, kötüyüm. Ya arkadaş, böyle bir insan düşünün. 3-4 kişi oturuyor, hep kötülüğü. Hastayım. Mesela bu sana söylüyorum. O hastayım, kanserim, bilmem neyim. Böyle bir ortamda sen diyebilir misin? Oh be ya, ne kadar rahatladım. İyi ki geldim bu ortama. Kendimi ne güzel hissediyorum. Hayır. Herkes hastalıktan bahsediyor. Her şey ümitsiz. Her olumsuz. Burada kendini güzel hissedemezsin. Onun için doğru insanlarla, doğru yerde doğru iş yapacaksın. Doğru insanlarla. Bak doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapmak. Doğru yer burası. Doğru insanlar, doğru iş yap. Hmm. 3 tane şey. Bu sefer eğer sen damar, mesela bir başka bir tanesini söyleyeyim. YouTube'da da var yani bu şey, adamın şeyini bana gösterdiler. Abi senin dediğin var. Adam bir tanesi kaza yapıyor. Bu boğazdan aşağı gidiyor. Yani tiberküloz neymiş? Adam felç. YouTube'da var görürsün. Bu boğazdan aşağı felç nasıl ayağa kalktı diyor. Diye yazarsan herhalde çıkar. Gavur bu altına yazıyor. Ama adam psikolojiyi çözmüş. Psikolojiyi biliyor. Düşünceler vücudu yeniler. Kesin. Şu anda bu tıpta kullanılmaya başlandı. Çok korkunç. Mesela Amerikalılar o Beykoz'da geldikleri zaman yeni Birleşmiş Milletler Sağlık Teşkilatı yeniden yazılıyor şimdi. Sinirler değişmez. Oysa başladılar 7 senede bir değişir. Şimdi başladılar. Sinirler de yenilir ama geç olur diye. Beykoz'a gelmişlerdi. 3 devletten şey yapıyorlar. Beni de çarpmışlardı bir şeydi. Düşünceleri değiştirir. Ne diyecektim bir tane şey vardı. Adam vardı. Hasta. Ha adam. Ha. Felçti. Buradan aşağı felç. Ondan sonra doktor olan raporlarını gösteriyor YouTube'da, kamerada gösteriyor. Bu bitti. Bunu kabulleneceksin. Doktorların şeyi. Evet. Adam şöyle düşünüyor. Asla dedi. Hep hayal ediyor. Ben iyileşiyorum. Bak hep hayal. Gözünü kapatmış. Ranzadan kalkıyorum. Merdivenlerden iniyorum. Hastaneden çıkıyorum. Arabaya biniyorum. Her gün 3 defa yapıyor bunu. 10'ar dakika. Sabah, öğlen, akşam. Beyni inandırmış. Kalkıyor. Kalkıyor. İnan o adam kalktı. Sübhanallah. Sinirleri aktif etti. Çünkü ne inanırsan akıl, bak akıl ne inanırsa sen olsun oradasın. Ben ayağımı oynatıyorum. Kesinlikle oynatıyorsun. Çünkü ne yapıyor biliyor musun? Akıl alettir. Alettir. Kendi başına. Alete komut veriyorsun. Ayağını kaldır. Kaldır ayağını. Akıl uğraşıyor. Bağlantı kuramıyor. Sinir şey. Bu sefer bağ kurmaya çalışıyor. Zorluyor orayı.
zorluyor. Ya ben zaten yapamam, yan genersen tamam o bağ kabullenmiş oluyor. Zaten akla, hiç gitmiyor oraya yani. Evet, akla kabul ettirmeyeceksin. Hmm. Çünkü bir kere buna inanacaksın. Akıl gözlük gibidir. Alet. Bu alet araba gibidir. Arabam benimdir. Senindir diye şimdi buradan aşağı, köyden aşağı bırak bakayım senin çerliğine götürür mü? Senindir. Senin şey kontrolünde yani. Yoksa araba benimdir diye bana mutlak itaat ediyor değil ki. Aynı araba gibi. Direksiyonuna sen oturacaksın aklın. Akla diyeceksin ki vücudu kontrolü. Mesela adam sigarasız duramıyor. Ramazan'da nasıl duruyorsun? İnanç akla hükmediyor. Akıl da diyor ki ey bezler, ey kan değerleri, bu adam akşama kadar sigara içmeyecek. Evet. Mesela ben 3 gün yemek yemezsem o kadar şey aramam. Ama bir bardak çay içmezsem koca bir günde başım ağrıyor. Tamam, sağ. Ama Ramazan'da ne olmuyor? İnancım aklıma hükmediyor. Akılda diyor ki bezlere, duygulu şeylere, kaslara, liflere mi diye. Bu adam akşam 5'e kadar içmeyecek. Bütün bezler öyle çalışıyor. Bütün sıvılar böyle çalışıyor. Bu sistem yok. Rahat. İnsan en tedirgin eden acabalardır. Acaba değil. Mesela tüberküloz. Neymiş tüberküloz? Adam hücreyi değiştiriyor. Bütün vücudu aktif etmiş. Hani inanmış. Çok enteresan bir şey geldi. Buna kanun var mı? Eyüp Aleyhisselam. Peki o peygamberdi. Peygamber ona mahsussa bu fiil. Niye evet. Kur'an'da örnek gösteriliyor? Evet. Yani ustad diyor ki çalışın evet. Bunun gibi yapabilirsiniz diyor. Evet. Mesela Ashab-ı Kehf 309 sene yaşanılacak. Öyle bir şey yapılacak. Tam inandığı için Allah nasip ediyor. Mesela beni de kapıyor böyle bir sıkıntı. Bir kapı verdi. Öyle dur bakayım kimsin ya? Dur. Hemen tak karşısına güzelliği koydum. Tak hop iniverdi. Havası indiriyor. Subhanallah ya. Güzelliğini koyuyorsun. Bu ne daha yoksa, bir şey değil. Yoksa peki ya kötüyüm. Nereden geldi? Allah Allah ya. Şimdi ben ne yapacağım? Öf her taraf karar. Hayır çok güzel. Ondan sonra ne yapıyorum? En azından doğru düşüncen mi yok? Bunu beceremiyor musun? Ya eylem yap ya maddi bir iş yap. Temizlik yap. Vakıflara öyle diyorum. Temizlik yapacaksınız. Atlayacaksınız. Yani eyleme dönüşüyor. Akıl köpek gibidir affedersin. Akıl ahmaktır. Akıl sultandır. Akıl padişahtır. Sana bağlıdır. Akıl bir alettir. Akıl bize verilmiş. Cihaz insanidir. Biz eneyiz. Eneyle bakacaksın. Cihaz insanidir diyor ustad. 27. sayfa sözlerde. Ustad öyle diyor. Cihaz insani. Cihaz ne demek? Kullanılmaya musayın. Aklına hükmettin mi bedenine hükmediyorsun. İstediğin şeyi hükmediyorsun. Mesela haç değil. Affedersin özür dilerim. Apışık şeylerde haçta terden yapışıyor. Tavaf ediyorsun ya. Evet. Yara. Erkeklerde sakın. Dedi ki doktora git merhem sür şey olacak. Dedim ki bak kardeş oraya. Sen oraya salgı yap dedim beyne. Oraya bir sıvı salgıla iki parça şey yapınca temas edip yanmasın. Çünkü ben İsviçre'deki kafileye tavaf yaptıracağım. Şansım yok şimdi hastaneye gitme. Sen beni idare et iki saat. İki saat idare et akıl bana bak. Oraya sıvı salgıla. Subhanallah. Su akmaya başlıyor su. Allah Allah subhanallah. Peki ona delil nedir? Akıl olduğu için ameliyatı hissediyorsunuz. Aklı devre dışı yapınca narkozdur. Niye anlamıyor? Ağrı yok mu? Var. Sen hissetmiyorsun. Tamam. Yani olayı devre dışı yapma senin. Mesela desen ki ben iyiyim. Mesela bak sana bir şey söyleyeyim. Şimdi şurada bir tane eline sağlık. Bir tereyağıyla kaymak yap. Onu balla yapış, şey yapacaksın. Balın şu özelliği var. Bal hücre tamir etmez. Uğraşmaz öyle. Alır atar yenisini yapar. Balın böyle. Zencefil tamir eder. Şimdi sen o kaymak var ya. Kaymak o şeydi tereyağı da öyle ama kaymak. Balla karıştırsan direkt akciğer. Ama şöyle yap. Şimdiye kadar yedim abi. Şimdiye kadar yedim şifadır. Umumi konuştum. Şimdi diyeceksin ki akciğer. Akciğer. Adres eğer sen mesela Kur'an okuyorsun. Akciğerim için. Bu adres demektir. Oraya gidiyormuş Kur'an. Sübhanallah. Oraya gidiyor. Mesela bak. Al sana bir örnek verdim ya. Mesela desen ki
ben şifa diye adama cin hasta caizdir fetvain diye te maddesinde tedavide yazıyor. Yani bu belgede kim yapacak? Bu da bir doktorluk. Ama Kur'an'ı kullanıyor. Sahabe de yapmış. Para el okusa caiz mi? Caiz. Ama parayı alır. O kadar. Para için yapmış bunu. Ama mesela ben okudum. Dedim ki bu şifadır ama para almayacağım. Allah için. Hem şifasını alırım hem de sevap alırım. Çünkü ama önemli olan adresleme. Neresi için okuyorsun? Ben mesela tavaf yaptım. Ayet-i Kürsi okurken dedim ki şurama sıvı salgılansın. Sıvı için. Tak beyni oraya koydum. Artık oraya salgılamak zorundadır. O bir tane de örnek veriyorum gidiyor. Yukarıya bak şimdi. Amerikalıların yaptığı bir tane de Almanların başına. Amerikalılar Korelileri esir almış. İki tane Koreli esir. Bu da videoda gösterdi. Bu işte lokal olduğum için. Almanya'da bir Bilal Hoca var. O gösteriyor bana topluyor. Askeri esir tutmuşlar Koreli'yi. Şiş var ya şiş. Evet. Ateşe koyuyorlar. Kıpkırmızı oluyor. Kıpkırmızı oluyor. İkisi birbirine bakıyor. Bunu sürecek. Gidiyor bir tanesinin gözünü kapatıyorlar. Eli kolu bağlı ya. Ötekisinin gözü açık. Şişi alıyorlar. Tamam mı? Hem deney yapıyorlar. Onlar deney yaptığını bilmiyor tabii askerler. Ondan sonra o gözü kapalıya, gözü açık bakıyor. Şişi bir sürüyor, bağırıyor. Tabii ki orası yanıyor tabii. Şişiyor böyle, su toplanıyor. Huuu bağırıyor, gözünü açıyor. Huuu. Ateşe tekrar koyuyorlar. Tamam. Ondan sonra gidiyorlar, ateş kıpkırmızı oldu mu? Şimdi o yapılmayan, seyredenin gözünü kapatıyorlar. Bunu kapatırken, kapattıktan sonra bunu da kapatıyorlar. Bu görmüyorum. Şimdi bu gördü ya sıcak ateş gibi sürdü ve yandı. Şimdi benim için de şişi koydu. Şimdi bana sürecek. Dedi ama gitti onu sürmedi. Gözünü kapattı ya. Soğuk demiri sürdü. O da aynı şekilde feveran etti. Allah. Ve kolu yandı o da. Aynı Allah o şekilde yandı. Allah. Aynı o şekilde yandı. Şimdi Allah. Bu bize gösteriyor ki düşünceler neyse vücut ona göre salgılar. Aa, bizim köyde bak Avramit'te birisi var. Bak rüyasında köpek ısırıyor. Karısı da orada. Onu bir çekeceğiz. Bizim köye gelince onu çekelim. Tamam. Onu çekelim, onu dinlettirelim. Sen geleceksin benimle bak. Köy. Rüyada tam köpek ısırırken hep uyanırız. Tam ısırdıktan sonra şey yaparsan hakikaten uyanınca köpek ısırmış gibi olur. Çünkü akıl için ha hayalen rüya ile ha gerçek fark etmez. Aynı şekilde anlar onu. Öyle hisseder ve öyle salgılama yapar. Rüyada köpek ısırmış, kalkmış kan akıyor. Çünkü akıl inanmış köpek ısırdı diye orası patladı kan akıyor. Çünkü rüyada da bazen burun patlamıyor mu korkudan? Peki uyanınca öyle değildi. Niye? Çünkü akıl ahalet olduğu için aklın bir özelliği var ahmaklığı. Hayal ile gelen bir şeyi, göz ile gelen bir şeyi ayırt edemez. Bu hayal ile geldi, bu gerçek geldi. Hayır, ikisi aynıdır. Hayalin birisini koysan kaşını korur, bunun kafanı şöyle diye böyle. Olmuyor musun? Veya cinsellik şey yapsa. Aynı oluyor. Evet. Hayal için, ya akıl için, hayalden gelsin bilgiler veya resimler, ha bizzat kendisinden gelsin. Fark etmez. Demek ki bilgi akıl üstüdür. Bilgiler aklı yönetmeli. Akla kendini bırakırsan, vallahi hiç şansın yok bu dünyada yaşamaya. Doğru bilgin olacak böyle. Tamam. Aklını bilgiyle, çünkü Kur'an aklı yönetmek için göndermiş Cenab-ı Hak. Kendi ruhunu yönetmek. Hatta ruhunuzu niye kirlettiniz diyor. Kime hitap ediyor? Ruha değil. Benim gömleğim. Benim gömleğim diyen ben miyim? Gir içeriye. Benim atletim. Benim vücudum. Benim hayatım. Benim aklım. Benim ruhum. Diyen ruh değil. Ha, şimdi ruhunuzu niye kirlettiniz sorulduğu zaman bu söz ruha kime hitap değil. Kime bene. Ene'ye. Ene'ye. O zaman ene'ye verilmiş ruhta. Eneye verilmiş kalpte. Eneye verilmiş akıl. La aklın emrine vermiş bu organlar. Ben aklıma hükmedersem çalışmayan hücreler çalışmaya başlar. Ama şu var işte. Benim Müslümanım bunu bilmiyor. Öğretilmiş, öğrenilmiş acizlik var. Tamam olmaz, düzelmez. Ben kanserim, ben tüberkülozum. Olmaz. Nasıl oluyor diyorlar? Mesela ehli dünya bile, ille Müslüman olası diye psikolojisini çözmüş. Efendim kanseri güçlü bir moral güzelliğiyle aştı. Yani itikat etti, tevekkül etti Cenab-ı Hak. İnandığın gibi. Mesela yürüyorsun değil mi?
Ha, yoruldum. Hakikaten yoruldum, bitti. Hayır. O sonuna odaklanıyorum. Çıktım, evde oturuyorum, çayımı içiyorum. Oraya odaklandığım için yürümedeki yorgunluğu bile anlamıyorsun. Ha, hükmedeceksin kendine. Bu dünya bunun için geldik. Hükmedemezsen sana hükmederler. O zaman yaşama şansın yok. Bak ha, kalp bu iş yaptı bak şimdi. Bak. Eğer ben şu, ne yaptı diye. Bak, vurdu. Ne yaptı? Şeytan vurdu. Kalbi hissetsin. Şu andaki biraz önce geçti. Eğer bir başkasına olsun, bir başkasına olsun, inanın bana, şimdi kalp krizi geçirme hastaneye gider. Bak, biraz önce vurdu. Adam konuşmamdan rahatsız oldu. Teleferik var ya, teleferik. Teleferik, gördünüz değil mi o teleferik? Evet. Ha, şimdi burada bağlı teleferik, buraya bir dağa veya bir tarlaya, bir evin bahçesine bağlamış teleferik. Bu teleferik, yani telle giden, bu tel fikirdir. Üstad diyor ki fikir yoluyla diyor. O bağlandığı yer hedeftir. Bu şey var ya, kasa, giden kasa. Bu da şeydir, tefekkürdür. Onun içerisine koyduğun şey fikir ve düşüncelerdir. Malzemeyi oraya götürüyor. Şimdi soracağım şu. Şu teleferiği bağladığın yerden başka bir yere gidebilir mi? Başka bağladığın bir yerden başka bir yere gidebilir mi? Gidemez. Gidemez. Şimdi düşünceler neyse malzemeler oraya gidiyor. Düşünceler neyse malzemeler oraya gidiyor. Buna ait bir şey yapıyor mesela. Konsantre. Adam geliyor, mermeri kıracak değil mi? Bir masayı bir vuruyor. Masayı bir vuruyor. Şey, mermere bir vuruyor. Eli kırılıyor. Eli kırılıyor. Ama konsantre oluyor. Böyle konsantre. Bizim manada dindeki konsantrenin ismi tefekkür. Uut diye mermeri kırıyor. Peki biraz önce elin kırılırken şimdi niçin mermer kırılıyor? Güçlendin. O neredeydi? O güç neredeydi? Ve neyle çıkarttın depodan? O konsantre ile ortaya çıkan enerjiyi hedefini gösterirsen orayı o enerji düzeltiyor işte. Hücreyi o değiştiriyor. Yani kıracağım diyorsun, kırıyorsun. Evet, mesela bak. Gel kolunu sallaya sallaya, vur mermere, elin kırılır. Konsantre oluyorsun veya bir video seyrediyorsun, bir kavgalı gün veya bu konuda böyle bayağı geriliyorsun. Yani bu mesela şehvetli bir şey düşünüyorsun. Vücut değişiyor. Hormonlar değişiyor, organlar. Birisini kızıyorsun, gadabı bir şey kırıl, vücut da acayip oluyor. Tamam mı? Yani neyi tefekkür ederseniz vücut ona yoğunlaşıyor. İşte bu çıkan enerji. Bunu teleferik koyacağız. Şimdi teleferikte, bak bir daha onu söylüyorum. Teleferik. Mesela köylerde gördük, Karadeniz'de. Adam yoldan eve bağlamış. Şimdi o teleferik çıkarken bağladığın yerin başka yerine gidebilir mi? Gidemez. Gidemez. Nereye bağladınsa? Aynı istikamette. Oraya gider. O noktaya gider. Başka şansı yoktur. İşte felsefede erek, dinde hakikat, eylemsel vücuttaki şey de böbreğin. Böbreğine odakla. Bütün malzeme oraya gidiyor. İşte tefekkürle, yani spordaki konsantreyle böyle hıt diyor. Bu sefer bu enerjiyi nereden çıkarttın? Bu enerji neredeydi? Ruhtaydı. Ruhtaki o hakikat, evamiri tekviniye, işte peygamberler bunu çok iyi kullandıkları için mucize oluyordu. Kanun ilahi bu. Büyük zatlar ise ruh seviyesinde yapamadıkları için kalp seviyesinde yapınca keramet oluyor. Alimler ise dima seviyesinde yaptıkları için hakikat oluyor. Akıl, kalp, ruh.
aynı kanun, Allah'ın aynı kanunu, kudrettir. Mesela buluttan şey yapan, Allah Resulü yağdıran, yağmur yağdıran Allah'tır. Ama ruh seviyesinde yoğunlaşmış, gene kudret. Üstad Hazretleri dua ediyor, yağmur yağıyor. İnsanlar tefekkür ediyor, yoğunlaşıyor, gene yağmur yağıyor. Yani odaklanmak. Demek ki var olan bir gücü veya inansan ki ben bunu nasıl ki hayal ettiğim bir şeyi, hayal ettiğim bir şeyi, akıl öyle bir alettir ki hayalden gelmiş demez, realite ile aynı zanneder. Yani gözünle gördüğün bir açık saçık resmi, hayal ile kurduğun bir resim akıl için aynıdır. Aynı şekilde çalışır. Demez ki bu, hepsine de aynı tepki veriyor. Evet. Demez ki bu hayalden geldi. Dolayısıyla biz bunu müsbete kullanalım. Tamam mı? Şimdi nedir? Hayal ile kurguladığım bir şeyi, madem hakikat oluyorsa içeride, o zaman okunan Kur'an diyor latif nüktelerde usta, ilim, irade, kudrete dönüşüyor diyor. Ama bilirsen tabii, bunu bilerek okursan. İlim, irade, kudrete dönüşüyor. Yani konsantre oluyorsun, yer diyorsun. Dolayısıyla o enerji ortaya çıkıyor. Teleferik gibi, nereye bağladın bu telin ucunu? Teleferik oraya gider. Başka gitme, bu 1 metre, 10 santim bir başka yere kayma şansı yok. Neren kanser? Böbreğin. Neren hasta? Karaciğerin. Nerede? Akciğerin. Odaklan oraya, teli bağla oraya. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani adres oraya yaptım. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Yani bu enerjiyle konuşmuyor muyum? Yani adamda enerji yoksa okuyamaz. Elhamdülillah konuşuyorum. Madem konuşuyorum, bir de bunun içerisine akıl katıyorum. Kendi yani inancımı katıyorum. Diyorum ki bu enerjiye dönüş. Onun için şifa adı. Şimdi Hasan abi mesela bu uzak doğuda yoga diye bir olay var. Bu yogada bunu kullanıyorlar yani. Camın üzerinde yürüyor, adam kesmiyor. Adam odaklanıyor. Mesela diyor ki ben şimdi vücudum soğuyor diyor. Ya da diyor düşünüyor, kalbim yavaşlıyor diyor. Kalbin atışını düşürüyor. Evet, düşürür. Bunlar yani bir nevi şirk yapıyorlar. Ben yapıyorum diyerek. Biz şimdi senin bu dediğin şeyi nasıl bir şirki hafi olmadan, bene vermeden yani nasıl becerebiliriz? Zaten bunun şeyi yani ben yapıyorum kaynağı ya. Dinden almış. Bu evet. Dindir yani. Onlar bozmuşlar bu tabii olayı. Tabii yani şey kaynağı biz bunu yapmış. Bozmadan nasıl yapabiliriz yani? Bunu zaten iddia ediyorum. Diyorum ki 20. sözde var ya 20. sözde. Sadece odaklanacağım ben demeyeceğim. 20. sözde peygamberlerin mucizesi var ya. Evet. Peki peygamberler mi mahsus? O zaman niye bize örnek gösteriliyor, piştar gösteriliyor? Yani peygamberlerin mucizesi, insanlar bunun numunesini yapabilir. Bu yol bize açık, hedef gösteriliyor. Onlar da şunu fark etmiş. Mane-i harfi ya, mane ismi. Onlar mane ismi. Yani bu güç bende var. Dinde diyor ki var sende. Bunu Allah adına manayı harfiyle şey yaparsan kutsi oluyor. Yani ben bu hakikati bileceğim ama gene ben diyeceğim. Yani ben derken Allah'ın verdiği sistemi çalıştırıyorum. Evet. Yani bunu ben kaldırıyorum. Bu diyor. Ben bile yani Allah'ın sistemi olduğunu bilmek evet. Şirk olmasına engel oluyor. Evet. Bu mesela bak. Bu kitabı kaldıran Allah'tır. Şarabı da kaldıran Allah'tır. Evet. Ama bunu kaldırmak isteyen benim. Ama bunu elimle kaldırıyor. Tamam mı? Bu elimle mi? Ben neresine hakimim? Hayır, ben bunu kullanıyorum. İşte alet bir şey, akıl bir alettir, kalp de bir alettir. Alettir. Bu aleti kendi başına bırakılmayacak adam iyidir. Gider Ayşe Fatma'ya takılır bu. Bu da gider takıntılara, psikoloji şeylere takılır. İşte bunun arkasına, direksiyonun arkasına geçecek düşüncelerdir. Bu düşünceleri Allah adına yapınca hem ruhun güçleniyor, hem bedenin düzeliyor. Ama Allah böyle öyle bir kural koymuş ki bunu şirk diye dahi yapsan var olan enerji çıkıyor. Hı hı. Çıkıyor yani. Yugo dedikleri işte dinlerden almış, dinlerden kalmış. Yani yoğunlaşırsa istersen Allah adına yoğunlaş, istersen kendin adına yoğunlaş. Fark etmez. O enerji var. O enerji yoğunlaşıyorsun ama hedef
tayin ediyorsun. Bu kural-ı ilahi işliyor. Yani illa Müslümana işlemiyor. Abi marifeti marifetullah'a çeviriyorsun sanki. Evet, marifeti marifetullah'a dönüştü. Yani marifet bunu yöntemini bilme. Bunun içerisine Allah koyarsa, mane harfi olursa marifetullah olur. Yoksa marifet olur. Gazali der ki sanat olur. Mesela tıp tamirciliktir diyor. Bir sanattır diyor. Sanatkardır diyor. Eğer bunun içine din olursa, bunu din koyarsa marifetullah olur. İşte bu yoga dediklerimiz şey de aynı kanun ilahi kullanıyor. Aynı kanunu kullanıyor. Mesela diyelim ki yağmurun yağdırma kanununu adam klimadan şey yapmış mesela, su imal edebiliyor. Sıcak hava yağıyor. Yani Allah'ın adetini kullanabiliyor. Ama burada mesuliyet nedir? Allah adına mı yaptın, şey adına mı? Allah bu fırsatı vermiş zaten. Dediğim şu, 20. sözdeki peygamberlerin mucizesi. Mesela ateş yakmadı diyor. Bu mümkündür. Öyle bir halet yapıyorsun ki içeriden basıyorsun. Tamam, onu anlatmıştım. Haletin ne kadar güçlü olursa, halet bizim adı. Onun adı da konsantre. Ne kadar yoğun olursan, samimi olursan, acaba olursa değil. Samimi ne kadar inanırsan tak oluyor, kesin oluyor. Bu istediğin şeyde kullanıyorsunuz. Buna hedef tayin edeceksin o kadar. Akciğerimde siroz var. Akciğerim bozuldu. Astım hastasıyım. Mesela bir uygulamasını yapayım. Nefes alamaya. Yapana ben uygulayayım şimdi. Tokat'a gidiyorum. Ben geçtiğim için söylüyorum. Ordu'ya geçen bir geçidi var. Çamdağ. Bütün akciğer, astım hastalığın oraya tedavi için oraya götürüyorlar. Çam. Oradaki evleri biliyorum. Bak, Tokat'a gidiyorum. Ordu'ya geçerken Çam Dağı'na çıktım. Bir kulübe kiraladım. Orada çam havasını, ama buradayım bak. Teneffüs ediyorum. Nasıl ki bir şehvet veya gadab birisini hayal edince vücut değiştiği gibi, ben oradayım. Nasıl inancım alete, akıl aletine komut veriyor. Akıl da ciğerdeki bronş deliklerine iki sinyal veriyor. Çam geliyor, çam kokusu geliyor. Çam. İsterse ne olursa olsun. Bunu kanun ile mesela Yusuf Aleyhisselam zindanda cennet bahçesi yaptı. Adam villada cehennem gibi. Düşünceleri orayı değiştiriyor. Yoksa orası düşüncelerimizi değiştirdiği gibi mesela giydiğin, yediğin, içtiğin, giydiğin şeyler, zaman, zemin, tam, libas, düşüncelerini değiştirdiği gibi düşünceler de bunu değiştiriyor. A eşittir B ise B eşittir A'dır. Ben düşününce Yusuf'un zindanı saray oluyorsa, saraydaki olumsuz düşünceler de sarayı zindan yapar. Zindan burada, saray da burada. Ben şimdi inancım Tokat'ta Çam Dağı'ndayım. Tamam? Akıl buradasın, bırak onu hayal. Hayır, hayal ettiğini de gördüğünü de aynı zanneder. İstersen hayale gelsin, istersen gerçekten gelsin. Akıl, önemli olan aklı inandırma. Ben şu anda oradayım bak. Cinsellik de öyle değil mi? Aynı öyle olmuyor mu? Organlar niye değişiyor hayal ettiğin zaman? Çünkü akıl demiyor ki bu hayaldir ya, gerçek değil ya, bırak şunu kenara falan demiyor. İnandım, Tokat'tayım, o şeydeyim, ormandayım. İnandı mı? Akıl bu sefer bronşlara baskı yapıyor, sinirleri gönderiyor. Çam. Bronşlar açılıyor. Çünkü hedef göndermişim oraya, enerjiyle gidiyor. Ama olur mu? Olmaz, yapma. Boşuna olmaz. Çünkü inanmıyoruz. Çünkü mesela Ramazan'da niye sigara canın istemiyor da diğer saatte, diğer günlerde istiyor? Çünkü inanç akla hükmediyor. Diyor ki sen bunu içmeyecek diyor. Boşuna uğraşma. Sigara içmeyecek diyor bu. İnanç akla, itikada, itikad taakkula, akla, düşünceler hükmetti mi? Akıl da şeylere, şeylere, hislere, akıldan sonra his. Mesela birisini kadına hayal ettim. Fikir, hemen akabinde his, hemen duygu. Duygu olunca sinirler, sinirler bezleri. Bezler de kasları, kaslar da artık sıvıları aktif ediyor. Vücut sıvısı değişiyor. %76'sı su zaten vücudun. Bak, %76'sı su. Onu aktif ediyoruz.
bu yeter ki buna inan.